Yassı Adaları'nın tam da artık kalbindeyiz. Bu ince noktaya, bu kanal kısmına öyle büyük yatlar, tekneler giremiyor. Sadece ve sadece minik botlar ve küçük tekneler girebiliyor. İşte biz de şu anda insanların özgürce yüzebildiği bu turkuaz sulardayız. Suyun rengine hayran kaldım. İnanılmaz güzel bir renk var. Dokunmak istiyorum. Ay çok güzel. Serin mi serin Göcek'in bu harika suları? Yüzecek, su yiyecek. Yüzmek için sabırsızlanıyorum. Evet Yakupcan. Ben de bu güzel manzarayı, bu harika doğayı sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Hem sağımda hem solunda yeşilin her tonunu görüyorsunuz. Ama tek bir ricam var. Lütfen ve lütfen buraya geldiğinizde doğamıza sahip çıkalım. Çöplerimizi yanımıza götürelim, çöp kutusuna atalım. Doğamızı yakacak, yangın çıkartacak çöplerimizi, poşetlerimizi, pisliklerimizi rica ediyorum yanımızda götürelim. Doğaya atmayalım ve doğamıza sahip çıkalım diyorum. Of, suyun güzelliğine bakar mısınız? Maldivler değil burası, Göcek. İnanılmaz bir su rengi var. Ve katman katman, biliyor musunuz? Kıyıya yaklaşıyorsunuz, böyle kristal gibi bir turkuaz. Biraz uzaklaşıyorsunuz, böyle turkuazın farklı bir tonu çıkıyor karşımıza. Rabbim ne güzellikler yaratmış. Ne güzel sular var ülkemizde. Aa, balıklara bakın, yarışıyorlar bizimle. Harika. Aman Allah'ım. Yarıştılar Yakupcan balıklar bizimle. Ve burada şu anda bulunduğumuz bu noktada Yassı Adalar birkaç tane adadan meydana geliyor. Her köşesinde yüzülebiliyor. Ve şimdi Yakupcan'ın yüzeceği bir nokta arıyoruz. Yakupcan bu güzel sularda yüzsün. Of 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 of, suyun rengine hayran kalmamak elde değil. Sanki Maldivler'deyiz. Yakupcan yüzmek için sabırsızlanıyor. Ben de buraları görüntülüyorum tabii ki sizin için. Çünkü sosyal medyada da paylaşacağım bu görüntüleri. Facebook adresimiz facebook.com/dunyayigeziyorum. Twitter ve Instagram adreslerimiz ise Dünyayı Geziyor. Ben burada yüzmek istiyorum. Burada yüzmek istiyor çünkü Maldivleri kıskandıran bir su var. Zaten Göcek'in her köşesinde, gidilen her koyda su böyle güzel. Yakupcan, çok güzel bir su bizi bekliyor şimdi. Hem göl hem deniz. Suyun rengi aynı zaten. Şimdi istersen göle gireceksin, istersen de denize yüzeceksin. İkisi bir arada. İkisi karışık mı? İkisi ortaya karışık. Harika bir su. Yassı Adaların suyundayız artık. Yassı Adalara yaklaşıyoruz. Yüzeceğiz. Ben Yakupcan, atlıyor musun? Hayır. Yakupcan, nasıl? Harikasın. Ve Yakupcan'ı suya gönderdik. Yakupcan, su nasıl? Çok güzel. Harikasın. İşte çoluk çocuk tatil yapılacak harika bir adres Göcek. Ben de şimdi iniyorum Özgür Bey. Birazcık Yassı Adaları keşfedelim. Evet. Şöyle. Ben de hemen atladım. Oo, su ılık. Çok güzel. Harika bir su var. Yakupcan burada yüze dursun. Ben de sizi buyurun adayı gezdireyim. Şu gölü görelim, meşhur gölü. Ben çok merak ediyorum. Bakın, kocaman bir ada ve adanın tam ortasında göl var. Yakupcan, biz gelene kadar kıyıda suyun tadını çıkarsın. Biz de şöyle bir göle bakalım. İşte şu anda dünyanın en güzel göllerinden birinin içindeyim. Biraz önce gökyüzünde adanın ortasında görmüş olduğumuz göl, işte bu göl. Suyu berrak mı berrak. Çevresine baktığımızda ise çevresi olduğu gibi denizlerle kaplı ve adanın ortasından doğan bir göl. Doğanın güzelliğine Göcek de şaşırmamak elde değil. İşte şu anda denizin ortasında varlığını korumaya çalışan gölün içerisindeyim. İnanılmaz bir güzellik gerçekten. Suyun içi olduğu gibi çamur, ayağımı bastığım yer hafiften batıyor ama suyun temizliğini görüyorsunuz. İnanılmaz kristal, bir tane bile pislik yok. Dış olduğu gibi Akdeniz'in, Ege'nin o pırıl pırıl sularıyla çevrili ve adanın tam ortasında varlığını korumaya çalışan tatlı suyla tuzlu suyla karışık olan bir göl. Dalgalardan dolayı göl tuzlu ama aynı zamanda içinden böyle, bakın, baloncukların, kabarcıkların çıktığını görüyoruz. Oralardan da tatlı su kaynaklarının çıkabildiği söyleniyor.